Herkese merhaba. Bu videoda House of the Dragon 1. sezon 2. bölümde neler yaşanacağını konuşacağız. Ben olayları Ateş ve Kan romanından aktarırken 2. bölüm yayınlandığı zaman dizinin romanla ne kadar uyumlu ilerlediğini de görmüş olacağız. Tabii spoiler almak istemeyenler videoyu burada kapatabilir. Çünkü videonun bundan sonrası full spoiler içeriyor. Prens Daemon önceki videoda bahsettiğim gibi tabii kitaba göre Prenses Rhaenyra'nın varis ilan edilme törenine katılmıyor. Ve şehir muhafızlığı komutanlığını da bir tarafa atarak onu da bırakarak kral topraklarını ejderhasının üzerinde terk ediyor. Onun ejderhası Craxes. Ejderha demek güç demek ve Prens Daemon'ın ya da bir başkasının ejderhasını terk etmek gibi bir durumu söz konusu bile olamaz. Prens Daemon yanına metresi Maesiri'yi de alıyor ve ejderha kayasına geliyor. Yani tam şuradan ayrılıyor ve ejderhasıyla beraber tabii ki şu bölgeye Dragonstone'a geliyor. Burası yani ejderha kayası Targaryen'ların Valeria kıyameti yaşanmadan önce gelip yerleştikleri adahisarı. Yani buranın hem tarihi hem de sembolik bir önemi var. İşte Prens Daemon kral topraklarından ayrıldıktan sonra buraya yerleşecek ve 6 ay kadar orada kalacak. Bu süre içerisinde de metresi Maesiri'ye hamile kalacak. Prens Daemon metresi Maesiri'ye hamile kaldıktan sonra yapmaması gereken ve aynı zamanda Kral Viserys'i sinirlendiren bir şey yapacak. Maesiri'ye bir ejder yumurtası armağan edecek. Onun bu kadar ileri gitmesi üzerine Kral Viserys ona haber gönderecek ve ondan 3 tane talep olacak. 1. Yumurtayı geri al. 2. Metresini terk et. Ve 3. Meşru karına geri dön. Kral Viserys, kardeşi Daemon eğer bunları yapmazsa hain ilan edileceğini de mektuba ekliyor. Prens Daemon emir kraldan geldiği için istemeye istemeye de olsa bunları yapacak. Metresini az sonra bahsedeceğim o 3 şehirden birisi olan Lys'e yumurta olmadan tabii ki gönderecek. Bu arada Maesiri'ye zaten Lys'le bunu biliyoruz. Peki Prens Daemon ne yapacak bundan sonra? Kendisi de rün taşına yani şuraya eşinin ona göre tabii ki nahoş kollarına geri dönecek. Ama Prens Daemon bu olaydan sonra kral abisine karşı çok hırçınlaşacak ve ona karşı nefret beslemeye başlayacak. Nefret tohumları atılıyor yavaş yavaş dikkat ederseniz. Kral 1. Viserys eşi Emma'yı ve bir günlük çocuğunu kaybettiği zaman henüz 30 yaşında bile olmadığı için onun tekrar evlenmesi gündeme gelecek. Krala ilk olarak Lady Lena Valerion önerilecek. Bu arada Lady Lena Valerion henüz 12 yaşında olsa da Ateş ve Kan tarihinde bu yaştaki evliliklere soğuk bakılmıyor ve kitapta ondan ateşli bakire olarak bahsediliyor. Peki Lena nasıl birisiydi? Lena babası deniz yılanı gibi cesurdu. Denizlere açılmayı seviyordu ve maceracıydı. Annesi Rhaenys'ten de Targaryen güzelliğini almıştı. Dahası Lena'nın ejderhası Vagar'dı. Targaryen ejderhalarının en yaşlısı ve en büyüğü olan haşmetli ejderha. Ayrıca eğer kral Lena ile evlenirse Valerian ailesiyle hanedanıyla yaşanan soğukluk da giderilmiş olacaktı. Yani Lena kral için her yönden çok iyi bir adaydı ama Ateş ve Kan tarihinde işler böyle yürümüyor. Tarihte ejderhaların dansı denecek o kanlı savaşın taşları barış dönemlerinde atılıyor. Kral 1. Viserys devlet işlerinde genel olarak nasihatleri dinlese de bu konuda aklında başka birisi vardı. Kral Viserys'in bu konudaki inatçılığını daha sonra kızı ve tahtın varisi Rhaenyra'da da göreceğiz. Peki kimdi bu kişi? Kralın aklında ya da gönlünde henüz 18 yaşında bulunan zeki ve tatlı bir kız olan neydi? Alicent vardı. Yani kralın eni Otto Hightower'ın kızı. Ateş ve Kan'a göre El Otto'nun kızını sırf bu yüzden saraya getirdiği söyleniyordu. Ayrıca Alicent'ın iffeti konusunda söylentiler de dolaşıyordu. Kral Viserys'in daha eşi ölmeden önce onu koynuna aldığına dair söylentiler de vardı. Ama ne olursa olsun sonuç olarak Kral Viserys Alicent'la fetihten sonra 106'da evlenecek ve Alicent kraliçe olacaktı. Deniz Yılanı yani Valerian hanesi bu evlilik törenine katılmayacak. Deniz Yılanı'nın eşi Rhaenys ve oğlu Lenor daha önceden 1. bölümün başında seyrettiğimiz gibi yaşlı kral Jaehaerys ve Büyük Konsey tarafından yok sayılmıştı. The Prince Viserys Targaryen, Prince of Dragonstone.
Şimdi de güzel kızı kral tarafından hor görülüyordu. Valerion hanesi bir kez daha küçümseniyordu. İşte bu yüzden deniz yılanı ve Valerion hanesi bu önemli evlilik törenine katılmayarak krala olan tavrını ilk kez bu kadar açık etmişti. Peki bu evlilik Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent yakınlığını nasıl etkileyecek? Aslında en başlarda etkilemiyor. Çünkü Kral Viserys kızı Prenses Rhaenyra'yı çok seviyor ve ona önceden verdiği o meşru varis unvanını ondan geri almayacak. İşte bu yüzden şimdilik, altını çiziyorum şimdilik, Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent arasında herhangi bir sorun yaşanmayacak. İşte tüm bu yaşananlar Kral Viserys'e karşı içten içe öfke duyan iki gücü birbirine yakınlaştıracak. Bu sırada Deniz Yılanı ve Prens Daemon bir toplantı gerçekleştirecek. Prens Daemon bu toplantıda Targaryen hanedanlığına ait o uzun kılıcı kastederek "Kara kız kardeş koyun öldürmekten daha asil işler için dövüldü" diyecek. Ama ne prensin ne de deniz yılanının aklında doğrudan krala karşı isyan etmek yok şu an için ve bu olamaz. Çünkü böyle bir güçleri ve konumları yok ve bu bir çılgınlık olur. İşte tam burada ilk bölümde Deniz Yılanı'nın konseyde bahsettiği Özgür Şehirler ya da daha sonraki adıyla Üç Kız Krallığı'nda yaşananlar devreye girecek. Burada bu bölgede yaşananları şöyle özetleyebilirim. Bu bölgede 3 tane önemli şehir var. Meyr, Neis ve Tiroş. İşte bu 3 şehrin ortasındaki bölgeye yani şuraya ihtinaflı topraklar deniyor. Basamak taşı denilen bu bölge üzerinde şuradaki Dorne ve Essos krallıkları arasında ihtilaf söz konusu. Bu ihtilafı fırsat bilen haydutlar, sürgünler ve korsanlar bu bölgede uzun süredir cirit atıyorlar. Bölgede yaşayan halk uzun zamandır tedirginlik içerisinde. İşte bu üç şehir bu durumu bir çözüme kavuşturmak için aralarındaki ihtilafları, anlaşmazlıkları bir kenara atıyor ve burayı bu basamak taşını kontrol altına almak için önce şurada Essos'un güney kıyısında bulunan ve bir özgür şehir olan Volantis'le savaşa giriyorlar. Ama bu şehre yani Volantis'e doğrudan giderek onlara saldırmıyorlar. Onların da ihtilaflı topraklar içerisinde askerleri var ve onlarla savaşıyorlar. Bu üç şehrin ordusu yengeç besleyen lakaplı acımasız bir amiral tarafından yönetiliyor. İlk bölümde deniz yılanı Corlys'in Dragas Dreyha adında bir adamdan söz ettiğini duymuştuk. A man called Kragas Dreyha. İşte o adam bu. Sonuç olarak bu vahşi adamın Dragas Dreyha'nın yönettiği ordu savaşı kazanıyor ve basamak taşının kontrolünü ele alıyorlar. İşte bu andan sonra bu bölgede yeni bir güç doğuyor. Üç Deniz Krallığı ya da kaba adıyla Üç Fahişe Krallığı da denilen Triarşi. Ama yengeç besleyen denilen bu acımasız adam ve onun askerleri o kadar açgözlü ve o kadar tacizkar ki kısa süre içerisinde bölgedeki herkes bunlardan nefret etmeye başlıyor. Bunlar bölgeden geçen, bölgeyi kullanan gemilerden aldıkları haraçları çok fazla yükseltiyorlar. Ayrıca bölgede iş yapan tüccarlara zarar veriyorlar. Bunun dışında baskınlar yaparak kadınları ve genç erkekleri kaçırıyorlar. İşte bu durum aslında en çok deniz yılanına zarar veriyor çünkü onun filoları da yüksek miktarda haraç ödemek zorunda kalıyor ve zarar ediyorlar. Deniz yılanı işte bu durumda adeta savaşa susamış, kana susamış ve nam peşinde koşan, sıkılmış Prens Daemon'la ortaklık kuracak. İşte Kral 1. Viserys Alicent'la evlilik töreni düzenlerken Deniz Yılanı ve Daemon bir başka tarafta basamak taşına saldırı planları yapacak. Bunların sayısı az olsa da Crexus'un varlığı tüm dengeleri değiştirecek kadar önemli olacak. Ama bu savaş kitapta öyle bir anda bitmiyor. Çarpışmalar ya da savaşlar tam olarak 2 yıl sürüyor. Ve en sonda fetihten sonra 108'de Prens Daemon kara kız kardeşte yengeç besleğinin kendisini alacak. Dizide muhtemelen bu savaş 2 yıl kadar sürmeyecek ve belki de bir bölümde anlatılıp geçilecektir. Göreceğiz. Evet, ben anlatımı burada kesiyorum. Peki ikinci bölüm buraya kadar gelir mi? Bence gelir çünkü Alicent ve kralın evliliği ve bu anlattığım olaylar aslında aynı zamanlarda gerçekleşiyor. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.